Sen de oradaydın, yemekteydin. Aynen. Başkanın tavrı, ruh hali, Trabzonspor kulübü hakkındaki düşünceleri, önümüzdeki yıl hakkındaki düşünceleri, satılıp satılmama meselesi, bence o da önemliydi. Nasıl buldun başkanın vücut dilini, anlattıklarını, olaya bakışını? Tabii birebir gördüğün için daha iyi Aynen. değerlendirebilirsin Bir kere diye senle şunu başlayalım. söyleyeyim Aykut. Bence Trabzonspor Başkanlığı Türkiye'de en zor kulüp başkanlığı. Neden bunu söylüyorum? Sizin ezeli rakiplerinizin bütçeleri, gelirleri sizin iki katınız. Ama sizin iddianız da en az onlar kadar olmak zorunda. Yani siz Trabzonspor Başkanı olarak çıkıp işte bizim gelirlerimiz rakiplerimizin yarısı kadar, bizim hedefimiz şampiyonu değil diyemezsiniz. Bir kere şehir bunu kabul etmez. Dolayısıyla sizin rakiplerinizden çok daha zorlu şartlarda onlarla yarışmanız gerekiyor. Bu çok zorlu bir şey. Ancak başkan bence ayakları yere basan açıklamalar yaptı. Bir kere önce mali tabloyu bir ortaya koydu başkan. Dedi ki bizim mali tablomuzun sürdürülebilir bir tarafı kalmamıştır artık. Kulübümüzün gelir dedi, yıllık rakamları aşağı yukarı hatırlıyorum 600 milyon TL civarında dedi. Futbol giderleri hariç bizim giderimiz, yani bu Bankalar Birliği anlaşmasından bahsediyor, 800 milyon TL dedi. Dolayısıyla Trabzonspor kulübü her yıl zarar eden bir şirket durumunda şu anda. Tabii ki bütün büyük kulüplerimiz böyle. Ben Trabzonspor üzerine söylüyorum başkanın anlattıklarını. Dolayısıyla bu mali yapı içinde Trabzonspor'un bir başarı çıkartması gerekiyor. Bu çok zor bir şey gerçekten de. Bir yandan maliyetlerin düşürülmesi lazım. Takım maliyetlerinin. Bir yandan da iddialı bir kadro kurulması gerekiyor. O yüzden de başkan bir kere şunun altını çizdi. Biz öncelikle dedi, başarıdan önce bir kere mali tablomuzu düzeltmemiz gerekiyor dedi. Mali tablo düzelmeden zaten başarı gelmez, mümkün değil dedi. Onun altını çizdi. Ben dedi mali tabloyu düzeltirsem eğer kendimi başarılı sayarım en başta diye konuştu. Bence önemliydi bu vurgusu. Uğurcan konusundaki açıklamalar tabii ki herkesin orada merak ettiği konu Uğurcan Çakır'ın durumuydu. Ben dedi söz verdim kaptanıma, Avrupa'dan bir teklif gelirse kolaylık göstereceğim ama Türkiye için kapıları kapattı başkan. Bu çok net. Ben başkanı iddialı gördüm, umutlu gördüm bir kere. Vücut dedi son derece olumluydu. Katılım çok yüksekti. Yani sadece Trabzonspor medyası değil, Fenerbahçe medyası da oradaydı, Galatasaray medyası da oradaydı. Herkes başkanın sözlerini bir kere merak etmiş ve oraya katılmış. O çok önemliydi bence. Herkes de tanıdı, başkan da tanıdı. Aynen, kesinlikle. Bu önemliydi. Yani Trabzonspor başkanlarının çok fazla yaptığı bir şey değildi. Bu İstanbul medyasıyla bir araya gelmek bence önemli bir organizasyon, iletişim anlamında başarılıydı bence. Onu söylememiz gerekiyor. Son derece sıcak bir ortamda geçti ve başkan hayal satmıyor. Başkan açık açık her şeyi ortaya koyuyor. Çok şeffaf bir şekilde. Bence bu çok önemli. Çünkü bizde genellikle başkanlar, yöneticiler genelde hayal satarlar. Bunu yapmak zorundadırlar bazen. Ama Sayın Ertuğrul Doğan hayal satmadı. Gerçekleri gösterdi ama şundan da vazgeçmiyor, iddialı olmaktan da. Biz diyor zirveye oynayacağız. Bu iddiayı da ortaya koyuyor. Bu son derece önemli. Yapılan transferler bence başarılı. Yenileri de gelecektir. Orsic transferi çok heyecanlandırdı beni açıkçası. Çok İyi bir benim oyuncu, çok iyi beğendiğim bir oyuncu. oyuncu. Çok özel bir oyuncu aldı Trabzonspor. Yani şu anda Beşiktaş alsa, Fenerbahçe, Galatasaray hepsinde direkt oynayabilecek kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Petkovic için olsa da olur, olmasa da olur diyorlar. Yani orada Maxi Gomez'ciler sanki daha mı Yok, ağır basıyor, yanlış Petkovic mı? konusunda şu olay Aykut. Maliyetler şu anda istenen düzeyde değil. Zagreb çok istemiş zaten. Evet, oyuncu da fazla istiyor. Maliyetler belirli seviyeye gelirse Trabzonspor almak istiyor. Maxi Gomez konusu bence Trabzonspor için Kapandı mı? kapanacakmış gibi duruyor. Yani Olympiakos mevzusu ciddi olarak sanki gözüküyor. Bana göre iki tane daha transfer var. Hatta iki tane daha, dört. Bir stoper daha alacak Söyleyeyim mi? Trabzonspor. Dorukan, Visca, Ha tabii. Bakasetas ve Siopis. Takım Neden içinden. dörtlü? Tabii. Çünkü onların da fiyatları, Doğru. aldığı rakamları toparlıyor, biraz düzeltiyor, revize ediyor Aynen başkan. doğru. Haklısın. Motive eder para. Takım Yani içinden transfer de önemli. aynen. Yani doğru. O konuda haklısın. Uğurcan mesela geçtiğimiz sezonu kötü bitirdi ama gerçek Uğurcan oynarsa etkisi büyük Bambaşka olur olur. tabii ki, tartışmasız. Serdar güzel anlattı Onur. Tabii orada başkanın mali portre, herkesin sıkıntısı bu zaten. Yani sonuçta, ama başkan dikkat et, son paragrafta ilginç bir şey söyledi. Kulübün satılması mantıklı gelmiyor. Çünkü Türk futbolu artık şuna sahiplenmeye, kulüpler sahiplenmeye doğru evriliyor. Bu bizim kaçınılmaz sonumuz. Bu böyle. Bütün kulüp başkanları bunu artık dillendirmeye başladı. Çünkü
mesela burada Yüksel Bey'in bu programı çok etkili olduğu Samsun Spor Başkanı. Diyor ki ben 50 euroyu düşünmek zorundayım. Sokağa atamam. Adam bana gelmiş diyor. Bir futbolcu için diyor. Hem de diyor Alman bir menajer. İşte Yüksel Bey zengindir. Bir 200 daha kopartalım milyon euro. Yani kulüp başkanları şundan müzdarip. Bizi soyulacak tavuk gibi görmeyin. Yani artık kulüpler sahiplenmeye doğru yavaş 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 sanki evriliyor gibi bir fotoğraf var Serdar. Başkanın bence o son paragrafı çok önemli. Bir şeyleri ima ediyor ya da anlatıyor Sayın Başkan. Yani aslında ben gittikten sonra diyor. Başkanların dile getiremediği, Türkiye'de yöneticilerin dile getiremediği bir şey ben söyleyeyim. Bu kulüplerin tıpkı İngiltere'deki gibi büyük firmalar, büyük patronlar, büyük sermayeler tarafından satın alınmaktan başka çaresi yok. Fonlarla. Yani borçları ortada görüyoruz. Borçları yani alacaklılar vazgeçer mi borçlarından? Mümkün değil. Niye geçsin? Çok kısa bir ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii. Bu şirketler bir spor kulübü değildi. Örnek veriyorum bir inşaat firması olsa şu an iflas bayrağını tabii, çekmişlerdi. Tabii canım. Spor kulübü oldukları için şu an ayakta duruyorlar. Hocam, devlet borsada, desteğiyle. Borsada hissesi bravo. Olsa kapatırlardı tahtasını. Kesinlikle. Tabii. O durumda kulüplerimiz yani. Taraftarlar da bunu bilsin onu bir yandan. Bilsin borca batık hepsi canım. Aynen. Şimdi bu bir. İki, ben yıllar önce bir İngiliz sermaye sahibiyle bir röportaj yaptım. Millet'te de çıktı. İşi adamın işi. Falanca kulüp satılacak, falanca sermayeyi buluyor, aracılık yapıyor, komisyonunu alıyor. İşi bu. İşte Avrupa'da sayılı kulüplerin hisselerini satmış. Şimdi Abramovich Chelsea'yi bırakmak zorunda kaldı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Alıp Chelsea'yi İngiltere'den bir yere götürebildi mi? Yok. Götürmesine müsaade ederler mi? Etmezler mi? Böyle bir durumu olması halinde İngilizler ne der? Bırak git hadi. İngiltere hükümeti el koydu canım şey. Öyle. Aynen. Sen zaten normal kanunları çıkartırsan sermaye kim olursa olsun fark etmez. Ben hep şunu derdim. Tabii ki önemli de kulüpler satılırsa kurtulur ama alan sermaye de çok önemli. Kime mesela verdim? Alan sermaye dedi ki ben dedi milli bayramlarda mesaj paylaşmayacağım sosyal medyadan. Bana ne? Adam de yabancı bir sermaye böyle dedi. Ne yapacaksın ki? Sahibi o. O yüzden alan sermaye çok önemli zaten. Türk devleti buna müsaade etmez de. Ama dernekler kanunu zaten şu an izin bir dakika. İşin, Göztepe. İşin gereği o. Göztepe yabancı sermaye satıldı. Ama Göztepe şirket. Bayramlarda da evet. Kutluyor. Şirket. Hayır, ama şey yo. Kime satıldığı önemli. Oldu bir tane çatlan birine denk geldi. CEO'su var orada Emre Bey. Kulağı çınlasın. O da demek istediğim nokta o. Sermaye çok önemli. Şimdi bundan başka çare yok. Şimdi öyle olunca taraftar baskısı diye bir olay olmayacak. Kimse kusura bakmasın. Taraftarlar beni affetsin. Bu ülke futbolunun en büyük sorunu taraftar profilidir. Diyeceksin ki medya profilini çok da mı iyi taraftara sallıyoruz? Ben her taraftar için söylemiyorum ki bunu. Adam transfer dönemini takip ediyor. Sadece transferi. Sezon başladıktan sonra takımı takip ettiği falan yok bazıları. O transferle yaşıyor. Arkadaş bu borçları kim ödeyecek? Sen mi ödeyeceksin? Kombineler pahalı deniliyor. Evet pahalı ama kulüplerin durumu da ortada. Enflasyon malum hepimizin bildiği bir gerçek. Böyle bir profil var. 3 günde hoca gönderen, 4 günde yönetim gönderen böyle bir profil var. O zaman kulüplerimiz de bunu anlatacak. Şimdi geçenlerde bir yönetici kendisine küfür edilmiş tribünlerde. Ağlıyor, isyan ediyor. Ya o benim gibi adam diyor. İş dünyasının saygın bir insanı nasıl olur? Dedim hocam futbol böyle Türkiye'de maalesef. Ama şöyle bir şey de var. Futbol böyle. Sen o dünyada saygınsındır. Burada saha içi sonuçlarından sonra senin saygınlığın hiçbir önemi yok. Senin dediğin doğru ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Transfer dönemlerinde ismini duyurmak için yönetici olan kişiler de var. Bir de bu satıldığı zaman bunlardan da kurtuluyorsun. Bu da başka tabii. Bunlardan yani, bir tane menajer geliyor diyor ki yani sayın yöneticim şunları alırsan sen bu başkandan sonra aynen. Sen başkan olacaksın. Evet. Sen transfer dönemlerinde ismini duyduğumuz yöneticilerimiz var bizim. Tilkinin karganın ağzındaki peyniri almak için yaptığı hareketler bunlar. Adam diyor ki nasıl kulüp benim değil. Şimdi yasa çıktı kendi döneminden sorumludur diye. İnşallah uygulanır. İnşallah. İşte bence satılınca bunlar da kurtulacak. Bence. Zaten şirket olan kulüplerimiz ne kadar doğru yönetiliyor. Mesela Göztepe kulübü çok
ekonomik anlamda doğru yönetiliyordu. Neden? Çünkü para orada başkanın kendi parası. Tabii. Yani dolayısıyla orada 50 euroya bile çok dikkat ediyor ama başkanlarımız ne olsa ben bir sene sonra gideceğim deyip arkasına bile bakmıyor veya yöneticilerimiz. Tamer Kıran bizi seyrediyorsa selam olsun. Ondan izinsiz söylüyorum. Beşiktaş yöneticiyken bana bir gün dedi ki 500 bin euro burada bu dünyada teferruatmış ya. Ufak tefek pürüzmüş, detaymış. Nasıl ya dedim başkan. Ya bu gazete yazıyor. Arada diyor ufak tefek pürüzler kaldı diyor. 500 bin euro. Ben kendi şirketimde 50 bin euro bir ödeme yaparken kılı kırk yarıyoruz. Nereye gidiyor falan diye. Nasıl 500 bin euro şey diyorsunuz, teferruattır diyorsunuz. Ufak tefek pürüz. Ben de dedim ki Sayın Başkan biz de öyle bir alışmışız ki o 500 bin euro benim şu anki maaşımın çarpı 10 yılı 15 yılı bile fazla bir para. Bana bile teferruat gibi geliyor. Ya dedi öyle bir şey. Bu dünya böyle. İşte kulüp başkanı sermaye sahibi olunca o 500 bin euro teferruat olmaktan çıkacak, pürüz olmaktan çıkacak. Para bizim olmayınca harcaması kolay oluyor. Tabii. Aynen öyle. Sonuç itibariyle bu bir gerçek. Kulüplerimizin daha fazla mali disipline uymaları gerekiyor. Gerek UEFA kriterleri ve veya kendi bizim federasyonumuzun uyguladığı harcama limitleri. Gerçi Allah var son 3-4 senedir bu yürürlüğe girdikten sonra kulüpler orayı delmiyor, aşmıyor yani. Ama Türkiye çok yüksek ama limitler. Yani ya dedim var. Ya burada hani bir yandan Futbol Federasyonu hani kulüplerimizin de tabii isteklerini karşılamaya çalışıyor ama 5 milyar TL borcu olan bir kulübün 2 milyar TL harcama limiti olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bu herhangi bir siz finansçıya gidin böyle şey olmaz der size. Tabii. Yani bir kulüp kendi mevcut borcunun %40'ı kadar para harcayabilir mi transfer döneminde? Mümkün böyle bir şey ki bu limitler artacak. Mesela Fenerbahçe şu anda Arda Güler'i sattı. Limit artıyor otomatik olarak. Batshuayi satacak mesela. O limit artacak. Yani o 2 milyar TL'de kalmayacak o limit ayrıca yükselecek. O şimdiki. Şu anki limitler onlar yani. Göre. Dolayısıyla yeni bir sponsorluk anlaşması yapacaksın. O limitleri artacak. Yani bu limitler de çok fazla bizim kulüplerimiz için. Burada hani evet limit olayı doğru ama biraz daha makul seviyelere çekilmesi lazım bence bu limit işinin. Biraz kulüplerin isteğiyle. Mesela harcama limiti konmuş. %20'de işte harcama limitini aşabiliyorsun. %30. Neden? Şu şeyi de verelim ya. Çağları da verelim mi arkadaşlar? Evet Atletico, o biraz gölgede kaldı. Kaldı çok konuştuk ama. Orada iki Atletico, Türk Madrid'de, Mardo'da. Aynı gün iki tane oyuncumuz nasıl? Madrid'e gitti yani. Ya, görüntüsü de olsa görelim Çağları. Özür diliyorum reji ekibinden. Kusura bakmayın. Verelim.